bizden duyurması. Gıda dosyamızın bugünkü bölümünde kahvaltının baş tacı reçel var. Ne yazık ki reçelde de hileye başvuruluyor. Peki ağzımızın tadını kaçıracak hileler neler? Almadan o sahtekarlığı nasıl anlayabiliriz? Samet Öztaylan ve Mehmet Şahin'in haberi. Çürümüş, kötü, ezilmiş meyveleri alıp püre haline getirip reçelin içerisine katılabiliyor. Vişne reçeline kırmızı havuç kullanılıyor. Şaşırılacak bir durum yok yani. Görüntüsü tutsun, rengi benzesin. Sahtekarlar için önemli olan da bu. Gerisi çileğe elma, vişneye kırmızı havuç püresi koymak ve piyasaya reçel diye sunmak. Dışarıdaki reçeller güvenilir mi sizce? Katkı maddesi çok. Ben almıyorum, alıp kendim yapıyorum. En temelinin başına gelenler ise glikoz şurubudur. Küf, mayalanmış, tarihi geçmiş reçellerin tekrar geri dönüşümde, yeniden işlenerek tekrar piyasaya sürüldüğünü yine görmekteyiz. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de meyvenin bütün mü parçalı mı olduğu. Örneğin bu ceviz reçeli bütün olduğu için hileye daha az açık. Ancak bir de portakal reçeli var. Bütün olarak yapılamayacağı için parçalanmış durumda. Ama hileciler işte bunu bekliyor. Yani parçalı olanlar katkıya daha açık. Şöyle baktığınızda hani patates püresi gibi bir kıvamda olur mu? Yok. Dolayısıyla burada herhangi bir hile işlemi olmadığını görüyoruz. Ben özellikle parçacıklı alıyorum ama demek ki almamak lazımmış. Gıda kodeksine göre reçelin içindeki meyve oranı da belirlenmiş. Reçeli aldığınızda en az %25 ila %30 meyve olması lazım. Eğer reçelde hile varsa anlayabileceğiniz püf noktalardan biri de boğazınızın yanması. Reçel yerken çok fazla yediğinizde ya da biraz aldığınızda boğazınızda yanma oluyorsa doğal şeker yerine glikoz şurubu kullanılmış olabilir. Siz bir meyveyi tadarken çilek hafif ekşimsi bir tadı vardır ama reçeli yediğiniz zaman çok kıvamlı tatlıdır. Aşırı tatlıdır. İşte oradan şüphelenmek lazım. Özünü katıyoruz diyorlar. Açıklanıyor. %0,1 katılmış tatlandırıcı gibi. Ama onlar meyve miktarını fazla göstermek için reçele farklı gıdalar ekleyebiliyor. Örneğin elma daha uygun maliyetler olduğu için püre haline getirilip çilek içerisinde kullanılabiliyor. Peki hile nasıl anlaşılır? Cevizin kendisi bakın hiçbir şekilde parçalanmamış, işte ezilmemiş. Tane tane şekilde içerisinde bulunuyor. Dalından koparıp sonuçta kendi evde hazırladığın gibi olabilir mi sizce?